Değerli dostlar, yoğun ve stresli bir haftayı geride bıraktık. Şimdi sizlere bu hafta öne çıkan en güzel haberleri aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Şimdi Edirne'ye gidiyoruz sevgili dostlar. Edirne'de genç bir çift sokakta herkesi etrafına topladı. Genç çocuk, Era isimli genç çocuk, sevgilisine evlenme teklif ediyordu. Evet cevabını alan genç çocuk ve sevgilisi mutluluğa ilk adımı attı. Sokak ortasında evet dedi, en mutlu günlerine ilk adımı attı. Edirne'de 23 yaşındaki Eray Bağlık, 3,5 yıldır birlikte olduğu aynı yaştaki sevgilisi Demet Erkan'a sokak ortasında evlenme teklif etti. Elinde çiçek ve yüzükle sevgilisi Demet Erkan'ı karşılayan Eray Bağlık, şiir okuyup evlenme teklif etti. Büyük bir kalabalığın içinde evlenme teklifini eden gencin bir de sürpriz pankartı vardı. Genç, "Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin güzelim?" yazılı bir pankart açtı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Demet Erkan'dan evet cevabı alan Eray Bağlık, sevdiğiyle gelecekteki güzel günlerin kapısını araladı. Ben Eray Bağcık, bu teklifi 2 haftadan beri düşünüyordum zaten. Geçen hafta malum şartlardan dolayı teklif edemedim. Ağam bugüne kısmetmiş. Çok heyecanlıyım. Soyadını da alalım, yaşını da alalım. Demet Erkan, 23 yaşındayım. 3,5 yıldır beraberiz. Beklemiyordum. Yani annesi Gürsel'le görüşeceğiz diye geldik, ben çok şaşırdım. Ben de çok mutluyum. Görünce neler hissettin, karşıdan geldin? Ben görünce onu görmedim. Arkadaşları gördüm, şaşırdım birden. Beklemiyordum. Eray! Eray! Çok güzel. Değerli dostlar, biliyorsunuz bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktık. Yurdun dört bir köşesinden bu hafta boyunca etkinlikler izledik. Şimdi öyle biri var ki bu hafta Bodrum'a uzanacağız. Bu şahıs eşine bakın 8 Mart'ta ne aldı? Öyle bir şey aldı ki zannediyorum diğer özel günlerde zorlanacak. Ay çok güzel. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İbrahim Çelik adlı vatandaş eşine nostaljik bir otomobil armağan etti. Eşine Kadınlar Günü hediyesi olarak kullanılamaz durumda 1500 TL'ye aldığı otomobili restore etti ve hediye etti. Ay çok güzel. Bu yıl eşim bana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak hayalim olan Murat 124'ü almış, toplatmış benim için. 1,5 yılda uğraşmış bunun için. Kendisine çok teşekkür ediyorum bunun için. Aslında otomobil evlilik yıl dönümü hediyesiydi. Fakat hurda olarak alınan otomobilin restorasyonu 15 ay sürünce İbrahim Bey bu şirin hediyesini 8 Mart'ta verme kararı aldı. 1971 model bir Murat 124 aldım. Restorasyon çalışması başladı. Yalnız restorasyon 15 ay sürdüğü için geçen sene yetiştiremedik. Mart ayına denk geldiği için de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşime bu klasik otoyu hediye etme kararı aldım. 1971 model otomobil 4 farklı ustanın işçiliğiyle orijinal haline geri döndü
İbrahim Bey'in eşinin yüzünü güldürdü. Hediyesini çok beğenen Zuhal Hanım, adını İhtiyar Efe koyduğu otomobilini çok sevdi ve onu aileden biri olarak görmeye başladı. Ben de hediyemi aldım. Üstelik bir de aracımıza isim koyduk. İhtiyar Efe ismini koyduk. Ve fark ettik ki Murat 124'ü olan herkesin bir ismi varmış. Bütün Murat 124'lerin bir ismi varmış. Değerli dostlar, Samsun'da Down sendromlu çocuklara ve onkoloji tedavisi gören çocuklara bir takım etkinlikler düzenlendi. Herkesin hayalidir uçmak diye yola çıkıldı ve çocuklara yaşam enerjisi, yaşam sevinci aşılandı. Çocuklara yamaç paraşütü yaptırıldı. Kimisi uçmaktan korktu, kimisi gökyüzünde uçmak için tekrar sıraya girdi. Anne ben korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Hoş geldin. Aşkım bunu tut. Oğul arkadaşını kaldırayım sana geleceğim, tamam mı? Oğul. Hadi yola kalk. Down sendromlu ve onkoloji tedavisi gören çocuklar ilk kez gökyüzüne süzüldü. Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Mutluluğun Kanatları adlı grubun işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Down sendromlu çocukların hayalleri gerçekleştirildi, yaşam sevinci aşılandı. Önce ben... Uçacağım. Hiç uçtun mu düğünün daha önce? He uçtum. Uçtun. Kaç kere? Beş. Beş defa uçtum. Çok zevkli mi düğün? He sevdi. Çok güzel şey anlattı mı sana nasıl oluyor uçuyor? Heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Evet çok heyecanlı. Ben bunu geliyor. Bak. Gerçekten çok etkilendiklerini gördüm. Ben şunu düşünüyorum, ben mühendisim, doktor değilim belki ama yaşama sevincini bir nebze olsun içlerine aşıladıysak eminim bu ilaç gibi bir doping etkisi yapacaktır. Şimdi görüyorum, konuşuyorum. Hala o heyecanı duyuyorlar, tekrar tekrar uçmak istiyorlar. Onları sevindirmek bizim uçuştan aldığımız hazdan daha büyük bir haz. Şimdi Batman'a uzanıyoruz. Örnek bir yaşam hikayesine, örnek bir yaşantıya uzanıyoruz. Şimdi... Bizler bu halimizle kendimize zor yeterken Batman'da bedensel engelli Fatma Hanım bakın ne yaptı ve nasıl bir başarı hikayesi ortaya koydu. O bedensel engelli bir hanım Fatma Kutlu. 36 yaşında ve Batman'da yaşamını idame ettiriyor. Fatma Hanım'ın bir tantuni salonu var ve hem Fatma Hanım'ın hem de bu lezzetli tantuni salonunun bir hikayesi var. Ben yürüme engelliyim. Evde boş boş oturacağıma tantuni salonumu açmaya karar verdim. Bu tantuni salonumu kendi imkanlarımla açtım. 4 tane elemanım var. 2 erkek 2 bayan. Elimden gelinceye kadar onlara yardım etmeye çalışıyorum. Fatma Hanım evde boş oturmaktan sıkılınca engelini bir kenara attı ve bir tantuni salonu açıp 4 kişiye istihdam sağladı. Yürüme engelli bir bayan olarak ilk defa öyle bir iş girişiminde bulundum. Hiçbir şey engel değildir. Yeter ki istek, yeter ki azim olsun. Hiçbir şey engel değildir diyen Fatma Hanım'ın hem tebrikleri hem de destekleri eksik olmuyor. Allah razı olsun, tüm esnaf arkadaşlarımız da burayı yalnız bırakmıyor. Bayan arkadaşlarımın da ilk odağı oldu burası. Onlar da burayı yalnız bırakmıyorlar. Değerli dostlar, şimdi köyünden çıkmadan dünyayı okuyan ablamızı izleyeceğiz. Kendisi çiftçi. Bilecik'te yaşıyor ve bulduğu her ortamda kitap okuyor. Bugüne kadar da yaklaşık 3000 kitap okumuş. İzleyelim. O sıra dışı bir okur. Bilecikli 3 çocuk annesi Bedriye Ergin. Çiftçilikle uğraşan Bedriye Hanım kitaplara aşık. Bu köyde büyüdüm. Hep tarım yaptım, hep hayvancılık yaptım, tarım hayvancılık yaptım. Yani sıradan bir köyüm, bahçe yaptım, sebze yaptım. Evet, yani sıradan bildiğiniz bir köylüyüm. Sadece biraz okurum o kadar. Bugüne kadar yaklaşık 3000'den fazla kitap okudu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da ödüllendirildi. Beni proje kapsamında bakanlığa sundular. Beni seçici kurul sıra dışı okur seçti. O şeyden sonra acaba ben ne kadar kitap okudum? De şey yaptım. Böyle bayağı aklıma gelenleri saydım.
O ödül aldığım zaman da işte bayağı bende 2700 falan vardı o senelerde. Ama 3000'e yaklaştı sanıyorum artık. 3000'e yaklaştı. Ama hani tevazuyu çok severim ama ben okuma konusunda göstermiyorum. Çünkü ben iyi okuyacağım. Köyünde harman zamanında bile ayda 3 kitap okuyan Bedriye Hanım'ın hayatının olmazsa olmazı kitaplar. Yani en az ayda harman saman en zor bir dönemde bile 3 kitap atarım bir ayda. Yani kitap okumadan hiç uyumam. Onun için kitap okuyacağı ortamın hiç önemi yok. Kitap onu her ortamda mutlu edebiliyor. Değerli dostlar, şimdi Ankara Altındağ'a uzanıyoruz. Onlar iyilik şampiyonu bir çift. Şimdi onları izleyeceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyilik ödüllerinden birine layık görüldüler. Ve pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir programda ödüllerine kavuşacaklar. İzleyelim. Onlar iyilik şampiyonu. Ankara Altındağ'da yaşayan yaşlı çift yıllardır Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını önce kendi çabalarıyla karşılıyor. Burada 2550 aile, 26 bin insan var. Bizim şu dolaşabildiğimiz yerde. Bunun içinden 300 tanesi çok onurlu, çok mağdur olan. Her ay mutlaka her şeyini düzenli vermemiz gerekiyor. Yardım istemek için gelen her aileye kapılarını açık tutuyor. Benim evime gün içinde ortalama 50'nin altına düşmez Suriyeli gelen sayısı. Hem misafir hem ihtiyaç sahibi. Hem misafir hem ihtiyaç sahibi. Çocuğun karnı açmıştı bu, dedim bile bile çocuğun ekil diyordu onlar. Lazım duanı diyor. Duanı karnım acıktı, ekil. Şimdi her şeyi öğrendim ama çok biraz zorlandım. Oraya yemek yaptım karavana gibi böyle. Oturacakları bir koltuk. Yiyecekleri bir tabak yemek olmayan sığınmacılara yardım elini uzatan Etlet çifti, ellerindeki her şeyi ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. 110 kilometre bizim memleketimiz buraya. Pikniklerimize giderdik, mangallarımızı yakardık. 5 yıldır ben hiç balığa gitmedim, biliyor musun? 5 yıldır hiçbir bayram tatili yapmadım. 5 yıldır hiçbir pazar gün tatil yapmadım. Herhalde sadece sen değilsin. Sitem yapmıyor, Allah razı olsun. Mecburuz. Mecburuz. Rabbim böyle emrediyor. Zamanla çevreden de destek gelmeye başlayan Etlet çiftine Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyilik ödülü layık görüldü. Şimdi biz Kur'an ve sünnete göre iman etmişiz. Rabbim nerede bir mağduriyet görürsen orada mutlaka olman gerekiyor. Bu bize bir vaciptir, emirdir. Bunu kale alarak Suriyelilerden önce Somalililer vardı. Ondan önce de çok uğraşıyordum. Ama Suriyeliler çok fazla olduğu için ekonomik olarak yetişemez oldum. Ben yetişemez olunca Rabbim, hani der ya, sen Musa olmak istersen Allah mutlaka bir Hızır gönderir. Rabbim Hızır gibi birini gönderdi. Benim yüküm eksilmeye başladı, ekonomik yüküm. Ben şimdi iyilik ödülü kazandım diye bir onur duymuyorum. Ama ben bütün yaptığım Allah'ın rızası için yaptım. Değerli dostlar, yoğun ve stresli bir haftayı geride bıraktık. Umuyoruz yeni haftada iyilikler, güzellikler ve mutluluklar peşinizden ayrılmasın.